Program başlıyor. Türkiye'nin en kafa radyosunda Matrax devam ediyor efendim. Öfkemden, sinirimden şunu yaptım dediğiniz ne varsa bu gecenin ana konusudur dedik. Alternatifleri saydık. Bakalım kimler gelmişler. İyi geceler, buyurunuz. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba Zeki, ben Nilay. Nilay Hanım, tanıyalım, ne yapar ne edersiniz efendim? Ne yaparım? Yurttayım, okula giderim, okuldan gelirim. Hangi üniversite, hangi bölüm? Selçuk Üniversitesi Psikoloji. Psikoloji, peki diğer dinleyicimiz. Alo. Merhabalar, Merhaba. Ben Gizem, Ankara'dan arıyorum. Evet efendim, buyurun Gizem Hanım, siz ne yapar ne edersiniz? Ben de birkaç üniversite bitirmiş, işsiz olan bir insanım. Harikaymış efendim. Peki. Diğer tarafta da mezun olmaya çalışan bir dinleyicimiz var. Peki. Başlayalım. Buyurun Nilay. Peki. Ben sinir geldiğinde yemek yerim. Ama bir aydır yurda geldik. Yiyemiyoruz yemek. Niye? Çünkü KYK'da kalıyoruz. Evet. Ve böyle gıdım gıdım bize veriyorlar yemekleri. Böyle. Tamam. Porsiyonlar küçültüldü mü KYK'da? Evet, yani küçültüldüğünü şöyle ben öğrendim ve inanılmaz pahalı. Hani bir tabak alıyorsun, tabak dediğimde böyle avuç, böyle küçük bir avucunuz düşünün. Küçük bir avuç düşünün, öyle bir de böyle gıdım gıdım böyle lüks gibi veriyorlar. Bir şey soracağım, çünkü sizin yurt fiyatlarınıza yemek dahil değil değil mi? Şöyle, 19 liralık bir şey veriyorlar, bütçe veriyorlar bize. Onu geçersek kendimiz ödemek zorundayız. Yani günlük günlük 19 lira mı? Mutlaka geçiyorsun bunu, çünkü fiyat yemeklerin fiyatları da buna göre ayarlanıyor. Peki ben şimdi şuna baktım, şöyle bir Google'ladım. Tabii 2020-2021 yazıyor bu arada. KYK beslenme yardımı 2020-2021, kahvaltı için günlük 5 lira. Akşam yemeği için günlük 11 lira. Toplam günlük yemek yardımı 16 lira. Toplam 16. Aylık yemek yardımı 480 lira diyor. Bu arttı mı, bu şekilde mi? Bu şu anda sabah 6 lira oldu. Akşam içinde 13 lira. Toplamda 19 lira oldu. 19 lira. Peki mesela diyelim, çok özür dilerim Gizem. Merak ettiğim için soruyorum, müsaade Miler. Edersen. Hayır, bir de Gizem bizimle ya. Tamam. Gizem, siz okurken de böyle miydi acaba? Hayır, böyle değildi. Daha farklıydı. Peki. Sabah 6 liranız var. Size bir fiş mi veriyorlar, bir kart mı veriyorlar? Nasıl oluyor bu? Parmak sistemiyle 6 liramız var. Bir de işte pano var. Panoda işte yiyeceklerin fiyatları yazıyor. Ama mesela bir kaşar tost almak istiyorsunuz. 6 lira zaten. Hani bir çay alamıyorsun yanına ve zaten yemekler de hani lütuf gibi inanılmaz yağlı, dikkatsiz, özen. Bir dakika. Kahvaltıdan başlayalım. Şimdi 6 liranız var sabah kahvaltı için. Fiyatları söyler misin? Tost 6 lira, evet. Tost 6 lira. Mesela çay 1 liraydı. Daha sonra yumurta var işte 1,5 lira. Ama tabii ki inanılmaz haşlanıyor ve yumurtanın sarısı böyle yeşilleşmiş oluyor. Haşlanınca böyle siyah, böyle lastikleşiyor ya. Evet, aynen, evet, o şekilde almıyoruz. Evet. Domates, salatalık almak isterseniz mesela bir salatalığın 1/3'ünü dilimlenmiş şekilde size veriyorlar ve 1.75. Aynen öyle. Ondan sonra ekmek almak isterseniz plastik bir ekmek gibi bir şey, beyaz ekmek 80 kuruş. İlk geldiğimizde 40 kuruştu, 50 oldu, şimdi 80 kuruş oldu. Peki sen diyelim ki kahvaltı yapacaksın. Böyle hali hazırda satılan 6 liraya kahvaltı tabağı ve çay var mı? Hayır, yok. Biz seçenek sunuyor bize. Biz de oradan alıyoruz ama mutlaka geçiyorsun. Peki. Sağlıklı veya sağlıksız. Evet, şimdi bununla ilgili ben bir tweet atacağım bu arada. Çok sağ olun. Akşam yemeği içinde cebinizde 13 lira var. Bunu nasıl harcıyorsunuz? Bu da 4 liraya çorba oluyor ama onu da böyle gıdım gibi inanılmaz küçük tepsileriyle küçük tabaklarına koyuyorlar. 4 liralık işte çorbanı alıyorsunuz. Daha sonra işte ana yemekler 9-10 lirayı da bulduğu oluyor ve onlar da tabii ki inanılmaz küçük porsiyonlarda. Hani bir şey alamıyorsun, ekmek alayım diyorsun ya da işte bir içecek alayım, mutlaka 13 liraya geçiyorsun. 13 lira fazla gibi görünmüş olsa da yemek fiyatları çok fazla. Peki, özellikle ana yemekler. Peki ana yemek ne kadar dedin?
9-10 lirayı da buluyor. 9-10 lira ana yemek, 4 lira çorba, 13-14 lira yaptı. Ekmek aynen almak istesen 80 kuruş veriyorsun. 80 kuruş aynen. Ayran alayım desen işte o da hatırlamıyorum. Bir canım bir ananın de evinde ayran mı içiyorsun? Yani sen de çorba ve ana yemekle. Yani öyle yapıyoruz Zeki artık. Peki öğle yemeği nasıl oluyor? Öğle yemeği yok, bu yok kadar. Anladım. Hayır, öğle yemeğini kendi imkanlarınızla tüketiyorsunuz. Aynen. Anladım. Peki. Şimdi zamanda yemiyoruz işte. Peki ben şöyle diyeyim o zaman. üniversite. Gizemciğim müsaade eder misin? Öğrenci arkadaşlarımızın aslında bir şekilde yemeklerle ilgili yaşadığı sorun dolayısıyla bir tweet atmak istiyorum. Müsaade eder misin? Gizem. Gizem değil mi adınız? Sürekli isminize yabancısınız. Ben Hardum. Evet, 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 evet. Lütfen atın, tamam. Lütfen. Şimdi üniversite öğrencisi, öğrencisi. İsmi bir daha alalım. Nilay ben. Nilay, Nilay yayınımızda. Nilay'cığım hangi üniversitede okuyordun sen? Affedersin, tamam. Selçuk Üniversitesi. Evet. Selçuk Üniversitesi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde kütüphanede bile gece çalışan öğrenciler için benim zamanımda özellikle çorba servisi, çay servisi falan yapılıyordu. Zannediyorum şu an yapılmıyor hiçbir üniversitede. Hayır, herhalde. Yok. Ya biz kütüphaneyi dersek de okulun kütüphanesine gidiyoruz. Böyle bir şey yok. Zaten kaldığımız yurtta kütüphane de yok. Evet. Çok büyük sıkıntı gerçekten. 6 lira veriyor. Tost kaç lira dedin? Tost 6 lira. Tost 6 lira. Yumurta 1,5 lira. Efendim. Peynir ne kadar? Peynir de 1,25'te yanlış hatırlamıyorsam. Peynir, evet. Salatalık domates bu karışık mı veriyorlar size? Yoksa salatalık karışık veriyor ama işte bir domatesin 1/4, salatalığın 1/3 tarzında dilimlenmiş. Hı. 1,75'e satıyor. Evet. 1,75 ekmek. Evet. 80 kuruş. Ekmek 80 kuruş. Akşam bu arada diğer öğrenci arkadaşlara da soracağım şimdi. Akşam yemeği için kaç lira dedin? 13 lira mı? Hı hı. Kahvaltı için 6 lira. Şöyle diyelim, TL diyelim. Evet, üniversite öğrencilerini bu tweetin altına davet ediyorum. Akşam yemeği için kalsın 10 lira. Akşam yemeği için 13 lira dediniz değil mi? 13 lira. Hı hı. Evet. Ana yemek kaç lira dedin? Ana yemek 9 lirayı buluyor kesinlikle. 9 lira. Evet. Çorba? Çorba da 4 lira. Çorba 4 lira. Evet. 6 lira. Veriliyor. Veriliyor. Porsiyonlar çok küçültüldü. Geçen sene bu kadar küçük müydü? Porsiyonlar aynı mıydı? Geçen sene hiçbir fikrim yok. Online eğitim olduğu için ailemizin evindeydik. Peki. Büyüktü porsiyonlar. Geçen sene büyük müydü? Yani yok. Ailemizin evinde büyüktü. Ailenizin evinde büyüktü peki. Porsiyonlar çok küçük. Doymuyoruz. Ve yemek için doymuyoruz destek diyor. Efendim? Destek istiyoruz Zeki. Doymuyoruz diyor. Doğru mu diye bir tweet atacağım. Şimdi KYK'yı da etiketleyeceğim ben buradan. Evet, şöyle yapalım. Dinleyicilerimizin de altına alabildiğine yorum yapması. Özellikle üniversite öğrencilerinin nedir yemekler, yurt koşulları nedir, bununla ilgili tweetler atmasını altında rica edeceğim.
bir problem var mı? Belki KYK'dan bir açıklama yapacak. Belki de porsiyonlar efendim artırılacaktır. Hep birlikte bunu başarabiliriz. Twitter'da Zeki Kayhan hesabında görebilirsiniz. Şimdi KYK'nın Twitter hesabını bulalım. KYK. KYK destek mi Twitter hesapları kendilerinin? Sanırım öyle. KYK. DSB. KYK alt tire destek var, bu mudur? Ay hiç bilmiyorum Zeki. KYK destek diye ben bir tweet atayım. Dinleyicilerimiz altına yanlışsa uygun yer neyse altına yazarlar. Şöyle yapalım. Evet, şöyle Matrax'ı da etiketleyelim. Evet. Zeki bir şey canım, söyleyeceğim. Geleceğim bekle. Üniversite öğrencisi Nilay yayınımızda KYK kalçın 6 lira akşam için 13 lira veriyor diyelim. Geleceğim, ilgileneceğim. Porsiyonlar çok küçük, doymuyoruz diyor. Doğru mu? Evet. Tweet attım. Bu tweet'i Twitter'da Zeki Kayhan hesabında görebilirsiniz efendim. Beni takip etmiyorsanız arama bölümüne Zeki Kayhan yazarak bulabilirsiniz. Özellikle üniversite öğrencileri davet ediyorum. Öte yandan üniversite öğrencisi olmayıp öğrencilere destek vermek isteyenler de bu tweet altına, evet KYK destekmiş bu arada. KYK alt tire destek. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü kurumsal destek hesabı. Görüş, destek ve talep yazmışlar. Demek ki buraya ileteceğiz. Bunun altına yazalım efendim. Bakalım durum neymiş? Twitter hesabım Zeki Kayhan altında. Bekliyorum yorumlarınızı. Özellikle bir yazan bin yazsın kampanyamızı başlatıyorum. Sormak ve yanıt almak ve öğrencilerin karnını doyurmak için. Daha doğrusu bakalım Nilay'ın dediği doğru mu değil mi onu anlamak için. Diğer üniversite öğrencileri de yazacaklardır. Anneler, babalar, kardeşler, yarın öbür gün üniversiteye gidecek olanlar, mezun olmuş olanlar. Bu yaşanan problem doğru mu değil mi? Yaşayanlar yazsınlar. Yaşamayanlar da ya nedir bu öğrencilerin durumu, lütfen yardımcı olun gibi mesajlar yazabilirler. Twitter'da Zeki Kayhan hesabında görülebilir efendim. Evet, Rana yazmış. 6 lira kahvaltıdan alabildiklerimiz, 13 lira akşam yemeğinden alabildiklerimiz. Bunlar bana ait seçimler demiş. Farklı seçimlerde yapılabilir demiş. Tost ve meyve suyunu eklemiş. Ama her gün tost meyve suyu her gün değil mi efendim? Yani bu da çok sağlıklı olmaz. Karbonhidrat ağırlıklı beslenme olur. Dengeli beslenme için de bu önemli. Şimdi bakıyorum 13 liraya öte yandan kuru fasulye pilav almış, bir de yoğurt almış. Mümkün mü böyle bir şey? Çorba alamamış anladığım kadarıyla burada. Öyle mi? Evet. Evet, peki. Doğru, açız, midem belimde geziyorum yazmış birisi. Evet, kim ne alıyor ne alamıyor yazsın efendim, görelim. KYK'yı etiketledik buradan. Öğrencilerin sesiyiz elbette, biz üniversite öğrencilerinin babalandığı bir radyo programıyız. Doğru Zeki, çok doğru yazmış Elif. Öğrenci doymazsa nasıl okuyacak demiş Gökhan yazmış. Cevabınızı merakla bekliyorum yazmış Esra. Serkan doyarlar demiş. Yanlış, çok yanlış, yemekler çok doyurucu ve ucuz yazan da var bu arada. Öte yandan doymuyoruz, porsiyonlar geçen seneye göre oldukça küçültüldü mesajı gelmiş. Cem doğru demiş. Öğrenciler müşteri değildir, öğrencilere yardım edin, destek olun demiş öte yandan Burak yazmış efendim. 2010-2014 arası Kocaeli Yavuz Selim yarı özel devlet yurdunda kalmıştım. Günlük 9 lira hakkımız vardı ve her şey o kadar ucuzdu ki karnımızı tıka basa doyurduktan sonra paramız artıyordu ve kalan paraları ekstra içeceklerle tamamlıyorduk. Şu anki duruma inanamıyorum demiş. Banu yazmış bu arada. Peki. Şimdi biz size nasıl yardımcı olabiliriz bu mesajlar gelirken? Buyurun. Bana mı? Aç mısınız şimdi? Yani şimdi Büşra arkadaşımız... açız, uyuyamıyoruz demiş. Evet, buyurun. Evet, 4 arkadaş, 5 kişiyiz burada. Hı-hı. Ve arkadaşlarım burada bana baskı yapıp işte senden yardım istiyorlar. Sesimiz duyurursam. Çünkü saat 4'te yemek yedik. Ne yardım istiyorsunuz benden? Yemek istiyoruz. Hayır, yemek istiyoruz İman. Evet. Evet. Konya'da neredesiniz? Konya Beyhekim KYK yurdundayız. Beyhekim, bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben oraya yemek gönderirim de sonra hani siz yayına katıldınız, işte yurtla ilgili bu oluyor, yemek şöyle böyle dediniz diye sonra yurtta sorun yaşamayın. Ya. Ama şöyle olur mu? Mesela kim olacaksa onu arkadaşımız gibi davranır sana. Deriz ki hoş geldin, alalım yemeği. Hayır, sonra bak kamera kayıtlarını falan isterler. Ay Zeki, hiç bunlar aklıma gelmedi. Ya işte sizin aklınıza gelmeyen benim aklıma geliyor. Yani sorun yaşamayın diye sonra söylüyorum. Ben size yemek bulurum.
Anladım, sen bulursun, o yüzden seni aradık ama. Evet evet, yemek gelir oraya. Ben yemeği bulurum. Yemek oraya gelir. Ama durumu yayında anlattığınız için bir sıkıntı yaşar mısınız? Onu bilemiyorum. Bununla ilgili sorumluluğu alıyorsan ben Konya'da dinleyicilerimizden yemek isteyeyim. Ay, öğrenciye yardım sevaptır ya. Olur mu öyle şey, lütfen? Evet. Tamam da işte. Yani bahsetmeyiz böyle bir şey yaptığımızdan sonuçta. Tamam, ben yaparım arkadaşlar. Siz bu sorumluluğu alıyorsanız tamam. Ama ondan sonra yarın yayında bunu konuştuk. Sonra bizi çağırdılar yurt yönetiminden, şöyle oldu böyle oldu falan demeyin. Ya da deyin arkadaş, söyleyelim ya. Söyleyelim yani, aktaralım durumu. Evet. Öğrenci yemek istiyor. Açım diyor efendim, açım diyor. Kaç kişi aç orada? Burada 5 kişiyiz. 5 kişisiniz. Karşımda bekliyor aslan, kaplan gibi. Peki ne vardır bu saatte Konya'da, ne bulunur mesela? Canınız bilmiyorum ama etli ekmek kesin vardır. Etli ekmek. Evet. Evet efendim. Peki Konya'da nerede dediniz? Beyhekim değil mi? Beyhekim, evet. Beyhekim nerede? Selçuklu'da mı? Evet, Selçuklu'da. Evet. Peki efendim, ben bu arkadaşlara 5 kişisiniz, 5 adet canları etli ekmek çekmiş efendim öğrenci arkadaşlarımızın. 5 adet etli ekmek yaptırırım, yanına da içecek eklerim ve yurda götürürüm diyen bir gecenin kahramanı arıyoruz. Oley. Ben o kahramanım. Ben bu etli ekmekleri yanında içecekleri alır yurda götürürüm diyen var ise biz arasın. 0216 987 52 32 0216 987 52 32 öte yandan çok uzak demişler, ama bakalım. Ya da WhatsApp'tan yazsın bize 0532 172 52 32 0532 172 52 32. Bu saatte asla olmaz demişler etli ekmek. Doğru mu acaba? Olmaz mı? Bilmiyorum Zeki. Ben de yabancıyım. Bakalım ya da Konya'da ne bulunabilir artık? Ne bulunur artık? Evet, bakacağız. Bakacağız. Tamam peki. Bakalım. Evet, bakalım efendim. Bugün akşam çorba, patatesli köfte, pirinç pilavı, sütlaç, cam şişe kola ve bir ekmeğe ek 13 lira ödedim demiş. Yemekler güzel ama fiyatlar tartışılır. Yani 13 lira vermiş, bir 13 lira daha vermiş. Yani şimdi şöyle, 26 liraya bunları yemeniz gerçekten uygun bu arada. Bir şey diyemem. Yani dışarıdaki piyasaya göre bakarsak, dışarıya göre bakarsak çorba, patatesli köfte, pirinç pilavı, sütlaç, cam şişede kola ve ekmek 26 liraya gelmiş oluyor. Uygun. Ama öğrenci için her akşam 26 lira vermek çok zor tabii. Çok büyük masraf. Evet. Bir de dengeli beslenmek önemli tabii ki. Ama az önce dinleyicimizin dediği gibi, yani bu buradan da zaten bir kar elde edilmesi gerekmiyor. Öğrenci dengeli şekilde nasıl beslenir, onun bir şekilde ayarlanması gerekiyor. İyi bir beslenme. Kesinlikle. Olmuş. Evet. Bunlar da bize verilen yardımın üzerine 4-7 lirası ücret ödeyip alabildiklerimiz diyor. Bak, fotoğraflar geliyor. Bu arada patatesler pişmemişti. Keşke pişirenler tatsalar, tadıyorlarsa bir kere daha deneseler. Belki o patates parçası pişmiştir, diğeri pişmemiştir. Ne almış? Çorba almış, patates, ama gerçekten porsiyonlar çok az ya. Yani küçük bir tabakta patates ve biraz makarna, bir ayran, bir de ekmek. 13 lirayı hep vermiş, bir de üzerine 7 lira daha ödemiş bunları alabilmek için. Evet. Gençlik ve Spor Bakanlığı da etiketleyin demişler. Etiketleyiniz efendim, etiketleyiniz. Peki şey, simit çıkıyor mu sabah? Simit açma görüyorum ama simiti hatırlamadım. Açma ne kadar? 2 lira. Peki efendim. Evet, bir kepçe koyuyorlar demiş öte yandan dinleyicimiz. Çok az porsiyonlar. Peki. Adres neydi, tekrar alabilir miyiz? Adresten ziyade efendim yani oraya götürecek olan birisi lazım. Konya'da etli ekmek gece 3'e kadar rahat bulunur. Mevlana Müzesi'nin arkasındaki caddede vardır demişler efendim. Yani yemek siparişi verilen yerden sipariş verelim demişler efendim. Hem açlar hem de etlisinden ekmek mi istiyorlar demiş. Evet efendim, istiyorlar. Canları ne çekiyorsa bizim görevimiz onlara bulmak efendim. Evet. Arkadaşlarınız hangi bölümde öğrenci, söyler misiniz? Bir arkadaşım bilgisayar mühendisliği okuyor. Biri fizyoterapi okuyor.
Türkçe öğretmenliği ve bir de kimya. Bak ne kadar kıymetli bölümler. Ya belki yarın öbür gün bacağınızı kolunuzu kıracaksınız. Sizin tedavinizi gerçekleştirecek. Belki şahane bir program bulacak bilgisayarda. Lütfen rica ediyorum. Hem açlar hem de etli ekmek mi izliyorlar? Etli ekmek bu saatte mümkün değil ama iyi bir köfte ısmarlarım yazmış dinleyicimiz Erdem Bey. Teşekkürler. Olur mu? Tabii ki. Ya aranızda vegan, vejeteryan falan yok değil mi? Yok, hiçbiri değil. Tamam, peki. Açık yer bulunsun, sipariş verelim, havale edelim, ücret ödeyelim. İşte programda ücret geçmiyor. Bildiğim iyi bir köfteciye yakınım demiş. Peki arkadaşlar, size o zaman köfte geliyor. Canınız etli ekmek çekti ama... Ha? Olsun Zeki. Peki, arıyoruz. Hiç önemli değil. Peki, bekleyiniz lütfen. Efendim, karnı doymayan, KYK'da kalan öğrenciler bizi arayabilirler. Karnınız orada doymuyorsa burada doyurmak için biz elimizden geleni yaparız. Üniversite öğrencileri için buradayız biz. Evet. Şuradan yapalım. Evet. Ekmeği niye parayla veriyorlar, ona takıldım yani. Alo. Merhaba. Merhabalar. Efendim, Konya'dan mı yayınımıza katılıyorsunuz? Evet efendim. Konya'da. Neredesiniz Konya'da? Konya'da şu an Zafer Meydanı tarafındayım. Bu ses bana hiç yabancı gelmiyor ya. Daha önce konuştuk mu yayında? 5-6 sene önce epey bir konuşmuştuk Zeki Bey. Peki. İsim nedir? Erdem Genç. Erdem'in sesi bana şey hatırlattı. Bizim çatan Aykut vardı. Çok iyi çatan Aykut. Onu hatırlattı bana. Evet, evet, evet. Erdem, ne yapar ne edersiniz Konya'da? Ben 30 yıllık bir makine mühendisiyim. Hı hı. Siz de bu yollardan geçtiniz değil mi? Mekanik tesisat, aynen öyle. Evet, harika. Mekanik tesisat sektöründe iş yapıyorum. Bir adet de yapı denetimimiz var. Harika. Kızlar, yarın öbür gün siz de mezun olup iş güç sahibi olduğunuzda benzeri yardımı sizlerden de bekliyorum. Tamam mı? Tabii ki de. Evet. Tamam. Erdemciğim, şimdi köfte dedin değil mi? Doğru, köfte. Benim senelerdir yediğim bir yer var burada. Sokak köftesi. Lezzetlidir ama. Tamam, peki. Lezzetine kefilim. Tamam. O zaman hocam. Hijyenine de kefilim. Gayet güzel. Kızlar, köftenin içinde şu olsun bu olmasın var mı böyle bir isteğiniz? Yok. Hiçbirinin bir isteği yok. Ne olursa yeriz diyorsunuz. Tamam. Aynen öyle. Meselesi önemli bence. Evet. Ne kadar sonra hocam? Ne kadar bir sokak köftesi? Yarım ekmek ne kadar? 12 TL. Oo, iyiymiş. Peki 12 liraya köfte. Yarım yeter mi kızlar? Yeter, yeter Zeki. Tamam. Hocam, yarım ekmek köfte, kesene bereket. Ayran mı? Tamam. Ayran olur mu? Kızlar, ayran olur mu Zeki? Evet, 5'te ayran kola alacağız. Kola da alabilirim. Kola daha kolay olur. Açık ayran var çünkü burada. Açık ayran var. İçeride kola getirmem tamam, daha rahat. Kola da mı satıyor abi? Evet. Tamam. 5 kola geliyor, olur mu? Olur Zeki. Tamam. 5'te kola geliyor. Peki yakın mısınız söz konusu yurda? Yaklaşık 20 kilometrem var ama Konya'da hani yollarda düz diyorsunuz. Yokuş yok. O yok, bu yok. Aynen, evet öyle. Peki. O zaman şöyle yapalım kızlar. Erdem Bey size bu köfte ekmeği getirsin. Erdem Bey size telefonunu versin isterseniz. Ardından tamam, temas kurun. Bey Hekim KYK hocam. Sen köftecide misin şu anda? Aynen, ben köftecideyim. Bir konum alabilirsem daha rahat. Tamam. Olur mu kızlar, bir konum gönderebilir misiniz? Olur Zeki. Tamam. Nereye yollayacağım? Kim nereye yollayacak? Ben nereye konum yollayacağım? Şimdi beyefendi size numarasını verecek. Tamam mı? Ha, tamam. Siz de aranızda iletişimi halledersiniz. Matrax hiçbir sorumluluk almaz ama öğrencinin karnını doyurmasıyla ilgili sorumluluk alır. Tamam Zeki, çok sağ olun. Aranızda iletişim kurmayı karşılıklı kabul ediyorsunuz değil mi? Aha, evet. Evet, peki. Erdem, evet mi? Evet. Abi. Evet. ben de sizi bu karın doyurma yolunda efendim yoldaş ilan ediyorum. Evet, müthiş. Şimdi o zaman Erdem, telefonunu ver, ben seni hattan alıyorum. Siz de not alın, olur mu arkadaşlar? Tamam Zeki. Tamam. Yayından tamam, aldım. Erdem rahatça numaranı verebilirsin. Tekrar döneceğim, ben size alacağım yayın. Tamam. Evet, peki. Verin numarayı. Evet, peki. Evet efendim, peki bakalım. Evet, öğrencilerden bayağı bir yemek fotoğrafı geliyor efendim. Altına lütfen daha çok yazalım. Öğrenciler daha çok sesini çıkarsın, aileler daha çok sesini çıkarsın. Belki de
porsiyonları birlikte artırırız. Şu kadar şey 20 lira yazmışlar efendim. Bakalım ne o? Göremedim ama. Anladım, açılmadı fotoğraf. Bir kepçe koyuyorlar yemekleri, porsiyonlar çok az demiş Begüm göndermiş efendim. Evet. Evet efendim, bakalım yorumlara. Telefonumu yazıp konumu atabilir misiniz? Aldınız mı telefonu arkadaş? Hayır. Yok, henüz alamadım. Versenize beyefendi telefonu. Ben evet, siz telefonu verin diye sizi hattan alıyorum. Evet. Peki, aldım hattan, tekrar şu an verebilirsiniz. Bu arada. Evet, ben öğrenci arkadaşlardan gelen fotoğraflara bakıyorum. Bir de bu konuyla ilgili attığım tweet'i alabildiğine retweet edelim, yayalım. Ki öğrencilerin sesini hep birlikte duyurmuş olalım. Yazan bin kez daha yazsın. Evet. Yetkililerin önüne dırılın dırılın tweet sesleri de düşsün bu mesajlar. Bakalım. Şimdi soldaki KYK yurdunda öğrencilerin 13 liralık akşam yemeği, sağdaki İBB yurtlarında ücretsiz sunulan yemek demiş Murat Ongun, bir tweet atmış efendim. Bütün öğrencilerimiz kaliteli ve ekonomik barınma olanaklarını ve yemeği hak ediyor demişler. İBB yurtlarında ücretsiz sunuluyormuş yemekler bu arada. Evet. Şimdi ücretsiz sunulan yemeğe bakarsanız efendim. Şimdi bir retweet edeceğim, sonra çekeceğim. Yani bir tabak dolusu pilav. Efendim etli türlü galiba, çorba, muz ve su var efendim. Evet. Peki. Şöyle bir retweet edip çekeyim. Twitter'da Zeki Kayahan hesabında görebilirsiniz. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Tamamdır Zeki. Tamam. Radyonun sesini kapatalım arkadaşlar. Hocam köfteler atılsın. Köfte ne zaman çıkarmış 5 köfte? Köfte 10 dakikaya çıkar. 5 köfte 10 dakikaya çıkıyor. Evet, şu an köfteci önüne geldi. Kızlar siz de köfte gelince bize fotoğraf gönderiyorsunuz, tamam mı? Ellerinizde köfteler ama şey yapın, yüzünüzü kapatın, tamam mı? Yüzümüzü kapatalım mı? Yani ben siz sıkıntı yaşayın istemiyorum. Tamam. Tamam Zeki. Teşekkür ederim. Yani yurtla ilgili bu arkadaşlar şunu söylemişler, bunu söylemişler olmasın sonrasında. Ya da ne bileyim, tamam. Siz bu sorumluluğu alıyorsanız gönderin. Benim için fark etmez. Tamam. Tamam Zeki. Göreyim ya da, ya bir şey olmaz. Ne bileyim, şapka falan çekersiniz belki, bir şey yaparsınız. Evet, tamam. Görüşmek üzere. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Alo. Alo. Erdem'cim çok teşekkürler. Kesene bereket. Ben teşekkür ederim. Sana konum göndereceklerdir. Sağ ol. Görüşmek üzere. Evet efendim. Şimdi bakıyoruz. Yani porsiyonların azlığı konusunda öğrencilerden çokça mesaj geliyor efendim. Evet, bakalım. Geçerken bana da bir yarım ekmek atsa ya mesajı gelmiş efendim. Bakalım. İşten çıktım. Eve gitmek için yola çıkacağım. Yolda internetim yok demiş Yavuz. Ne yapabilirim sizin için? İnternet mi ayarlayalım? Ha, ben ısmarlarım. IBAN'la ödeyebilirim demişler. Teşekkür ederiz efendim. Hallettik. Evet. Porsiyonları kilo ile hesaplayınca aşırı pahalı oluyoruz. Mesela salatalık ve domatesi kilo olarak hesaplayınca 20-25 lira yapıyor demişler. Peki. Evet. Yıl 1986, Ege Üniversite, dillere destan yemekler yerdik mesajı gelmiş efendim. Peki. Ya ödeme yapmak isteyen, yardımcı olmak isteyen o kadar çok dinleyicimiz var ki. Pilavın pilav olduğundan haberi yok. O kadar kötü ki. Biz bu saatte dışarıda yemek bile söyleyemiyoruz, yasak, 23'te tüm kapılar kapalı demiş efendim öte yandan. Çağla göndermiş ve yurtta verilen pilav ve yanındaki tavuk yemeğine bakıyorum. Gerçekten görüntü hiç iç açıcı değil bu arada. Evet. Bakalım efendim. Evet, bu arada bir tablo gelmiş. Bu nerenin arkadaşlar?
Ezogelin çorba 4 lira. Zeki bir akşam yemeği tablosu oldukça şeker bir tablo demiş ama bu yurttan gelen bir tablo mu acaba? Milli'ye göndermiş. Bakalım. Ezogelin çorba 4 lira. Ankara çorbası 4 lira. Tavuk sote 8,5 lira. Bitti mesela. Bir ezogelin aldı. Bir tavuk sote aldı. 12,5 bitti. Yani ayran, su, ekmek alamıyor yanına. Kuru fasulye 6 lira. Pirinç pilavı 4,25. Bulgur pilavı 4. Makarna 4,25. Çoban salata 3,5. Yani bunlardan bir hani ana yemeğimi alayım. Çorbamı alayım. Ana yemeğimi alayım. Yanına yardımcı yemek alayım. Su alayım. Ekmek alayım dediğinizde. Hatta tatlı da var. Tatlı falan lüksedi. Ondan vazgeçtik. Nasıl olacak efendim bu? Yani nasıl dengeli beslenecek bu öğrenciler? Zeki, ben bir şey söylemek istiyorum. Bizim zamanımızda rektör değişti mi artık, aynı mıdır bilemiyorum ama o zaman şöyle bir uygulama vardı. Aç öğrenci, eğer öğrenci aç kalırsa beyni çalışmaz. Hı-hı. Dolayısıyla öğrencilerimizi iyi beslemeliyiz yönünde bir uygulama söz konusuydu. Halen öyle mi bilmiyorum ama dediğim gibi kütüphanelerde falan hani gece geç saatlere kadar çalışan öğrenciler için özellikle hazırlanmış çorbalar, sıcak çay, bunlar mevcut bulunuyordu ve ücretsiz veriliyordu. Halen öyle mi inanın bilmiyorum. Yemekler de gayet uygundu. Bir de hangi yıldan bahsediyorsunuz? 2010. 2010'du abi. 2010'un üzerinden 2010, çok 2009 o yıllar. Sular aktı 2010'un üzerinden. Evet. Evet efendim, peki. Yani öğrencilerden gelen mesajda gördüğüm şu az önce arkadaşların anlattıklarını onaylıyor gibiler büyük ölçüde. Evet. Yani şu duruma ben gerçekten vicdanen çok üzülüyorum. Çünkü bir de o çocukların ailelerini düşünüyorum. Evet. Kim bilir bin bir zorlukla gönderiyorlar çocuklarını oraya. Neyi neyi yetiştirerek gönderiyorlar. Okutmak için iyi bir yere gelsinler diye uğraşıyorlar. Hı-hı. Neyi neye denkleyerek belki o çocuklar orada hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Bu yapılanın ben çok hakkaniyetsiz, adaletsiz, öğrenciye karşı uygulanmış. Tamam, yeterli efendim, yeterli. Zaten evet. Bununla ilgili basın açıklaması yapmak üzere yine katılmış gibisiniz ama konunuz bu değildi galiba sizin, değil mi? Evet, benim konum bu değildi. Ben evet. Başka böyle daha eğlenceli bir konudan konuşmak için. Peki, müsaade ederseniz ben öğrencilerden gelen mesajları aktarayım. Bu konuyla ilgili onların tamam, yorumları lütfen. Daha bizi doğruya götürecektir diye düşünüyorum efendim. Bakalım efendim neler oluyormuş KYK'da. Yemekler yüzünden ciddi problemler yaşadık diyor Serra son birkaç gündür. Dikkatsizlik yüzünden ben dahil yüzlerce kişi hastaneye gitmek zorunda kaldık. Twitter'dan göndermiş Zeki Kayan hesabından. Öte yandan bir başka dinleyicimiz aç sıradan bir rumuzuyla yazmış. Aç kalmaya razıyım ama hijyen sıfır, tabaklar kaşıklar kokuyor yazmış. Peki efendim. Açız, karnımız doymuyor yazmış. Arzu yazmış. Öte yandan bir başka Arzu, porsiyonlar bol, fiyatlar az olsun ki öğrencinin karnı tok, zihni açık olsun demişler efendim. Peki. Evet efendim. Evet. Bu arada bazı dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum onlara. Defalarca yazıyorlar. İlgilileri duyurmaya çalışıyorlar. Şermin, Lale. Çok teşekkürler. Bu arada yazabildiğimiz kadar yazalım. Kitap kurdu. Hiç durmadan yazalım. Gülan. Evet, burada bir hareket olmuş. Burada öğrenciler sesini çıkarmış. Burada vatandaş bir şey söylüyor. Bir problem var. Bir talep var burada deyip merak uyandıralım bu tweet altına. Öte yandan diyorlar ki meclis lokantasının menüsüne baktığımız zaman da ne görüyoruz? Efendim hangi tarih bu? Şubat ayı meclis lokantası efendim. Kuzu parça ve buğulamalı pilav 10 lira. Kuver 1 lira, cacık 2 lira, mercimek çorba 2 lira. Yani milletvekili 15 liraya karnını doyuruyor bu durumda. Ya da meclis lokantasında 15 lira ama öğrencinin ya şu fişi bana gönderebilir misin Mehmet? Bak gelmiş orada WhatsApp'ta. 15 liraya öğrenci meclis lokantasında 15 lira, KYK'da bu kadar. Niye? Bir de meclis lokantasındaki yemekler. Oh da ho 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 yani. Şunu öğrenci yese ya 15 liraya. Kuzu parça var. Pilav ve kuzu parça var. Yani pilavın üzerinde kuzu parça. 10 lira. Kuver 1 lira. Cacık 2 lira. Mercimek çorbası 2 lira. Gördüğüm kadar az önce listede 4,5-5 liraydı öğrencinin çorbası.
Bir menü geldi az önce. Yazık değil mi öğrencilere? Öğrencinin mi durumu daha iyi yoksa milletvekilinin mi? Ya da meclise yemek yiyenlerin mi? Gerçekten ilginç yani. Evet, kuzu parça. Ha, kuzu parça ve bulgur pilavıymış. Ben buğulama pilav ne diyorum? Kuzu parça ve bulgur pilavı. Evet. Evet efendim. Peki. Çok teşekkürler destek verenlere ve buyurunuz Gizem, sizi dinliyoruz. Buyurun. Şöyle. Lisedeyken benim anlatacağım konu bununla alakalı. İstemediğim halde annem bana, ya ben nefret ederim hani boynumda ya da herhangi bir yerde bir şey taşımaktan. Annem bana bir cevşen yaptırmıştı böyle. Hı-hı. Takmıştı boynuma. Hı-hı. Ben de o sıralar. Ya boynunuzda bir kolye molye falan bir şey sevmiyorsunuz abi, öyle mi? Aynen. Hı-hı. Çok sevmem. Ya, boynuma takılan herhangi bir şeyden de haz etmem. Hı-hı. Dolayısıyla şey vardı, ben de onu çıkardım, içindeki ayeti. Hı-hı. Yerine Can Yücel'e ait olan bağlanmayacaksın şiir vardı. Böyle minicik katladım, içine soktum. Annem yıllarca, o lise hayatım bitene kadar benim. Hı-hı. Onun içinde ayet olduğunu falan zannediyordu ama oysa ki ben şiir taşıyordum. Hı-hı. Ve o şiir beni o kadar etkilemiş, o kadar etkilemiş ki hayatımı buna yön vererek. Hani şiirde şey diyor ya, sahipleneceksen eğer gökyüzünün üstündekileri sahipleneceksin. Seninmişler gibi davranmayacaksın, elini kolunu sallayabileceksin, paldır küldür yürüyebileceksin vesaire diyor. Ve o şiir beni o kadar etkilemiş ki ben terasa çıktığımda, baktığımda bir yıldız görmüştüm bundan bayağı bir önce. Hı hı. Yerini araştırıp baktığımda adının Sirius olduğunu öğrendim. Böyle Güneydoğu'da çok parlak bir yıldız. Ve ben onu sahiplendim. Mesela kedi bakarım, kedi severim vesaire. Ama şimdi kedilerden ziyade baktım bir de yıldızım var. Öyle mi? Evet. Güzel. Yıldıza bakmak daha masrafsız herhalde değil mi? Ve daha zahmetsiz. Tabii daha masrafsız ve böyle hani insanın da içini açan bir şey. Böyle baktığınız zaman ferahlıyorsunuz ve ben o yıldızı sahiplendim. Hı-hı. Çok şanslı. Aranızda bir bağ var mesela, yıldız arada bir böyle göz kırpıyor mu? Nasıl oluyor? Onun ışıklarına bakınca rahatlıyorum ben. Terapi hı-hı gibi geliyor. Hı-hı. Güzel. Vardı, bir de düşünüyor musun peki zaman zaman benim dışında acaba bu yıldızı sahiplenen başka biri var mıdır diye? Ya düşünüyorum tabii ki. Çünkü 300 milyon yıldır falan orada duruyordur o yani. Büyük ihtimalle de öyle. Hı-hı. Var mı peki benim başka aynı yıldızı sahiplenen aramızda? Evet. Varsa yazsınlar, bilelim. Evet peki. Bir de şey vardı, böyle lisedeyken bir koleksiyonum vardı benim. Çoğunluk işte pul biriktirir, ne bileyim işte peçete biriktiren kızlar olur falan vesaire. O tarz şeyler vardı. Ben o zaman jant kapağına merak saldım. Niye bilmiyorum ama jant kapaklarıyla odanın duvarını kapatırım diye bir hayalim vardı. Jant böyle kapaklarıyla işte odanın duvarını kapatacaksınız. Çok iyiymiş. Evet. Ya. Evet. Böyle büyük bir koli dolusu jant kapağım vardı benim. Arkadaşlarım da bulup getiriyordu. Mesela bazen hani arabalar yolda giderken jant kapağı fırlar çıkar olur böyle şeyler falan ya. Evet. O jant kapaklarını da topluyordum. Mesela denk geldiğinde falan alıyordum. Her markadan böyle değişik değişik jant kapaklarım vardı. Hı. Bir arkadaşım da böyle çok özenmiş sağ olsun. Doğum günü hediyesi olarak yine bana bir jant kapağı gelmişti böyle. Jant değil ama jant kapağı değil mi? Jant kapağı. Evet, jant fırlamaz zaten. Evet, jant kapağı biriktiriyordu. Hmm. Üzerinde böyle at resmi olan ben falan da vardı. Onu hediye etti bana doğum gününde ve ben çok sevinmiştim. Böyle ilginç şeyler benim bana daha cazip geliyor diye düşünüyorum. Öyle mi düşünüyorsun? Ay niye öyle yapıyorsun? Ben yapmıyorum, sen yapıyorsun. Kaç jant kapağın var? Şu an yok ama büyük bir koli dolusu olmuştu. Bir taşınma esnasında babam sordu. Dedi ki bunu ne yapacağız, bu kadar jant kapağını ne yapmayı düşünüyorsun dedi. Hı hı. Ben de koy kapıya gitsin o zaman dedim ve öyle kaldı yani. İçinde kaç tane var, ne kadar vardı onu ben de bilmiyorum ama epey birikmişti yani. Peki, ilginç bir koleksiyonmuş gerçekten. Evet, o zaman ben de diyor toprak ayı sahiplensem diyorum.
Hatta parsellesek falan demiş. Belki derde lazım olur. Arkadaş neden bahsediyor? O yıldız, o yıldız 8 yıldır benim demiş dinleyicimiz. Ne demiş? O yıldız 8 yıldır. Ha, bilmiyordum. Ben de sahiplendim. Artık yapacak bir şey yok. Peki. Görüşmek üzere. İyi geceler diliyoruz. Sağ olunuz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Sinirimden, öfkemden, şunu 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 yaptım ettim dediğiniz ne varsa buyurunuz, bekliyoruz efendim. 0216 987 52 32, 0216 987 52 32. Ara sıra o yıldıza ben de bakıyorum, hanımefendi hakkını helal etsin mesajı gelmiş. Türkiye'nin Kafa Radyosu'nda Matrak devam ediyor efendim. Bir problemle karşı karşıyayız. Erdem köfteleri alıp götürecekti ama yurda köfte sokmak yasakmış. Dolayısıyla Erdem diyor ki ya köfteler elimde kaldı, ne yapacağım? Burada birilerine ısmarlayayım. Kızlar yani kapıya kadar gidip alamıyor musunuz? Mehmet bir sor bakayım yani kapıya. Gerçi Erdem konuşuyor. Erdem merhaba tekrar. Merhabalar Zeki Bey. Köfteyi alamıyorlar mıymış? Mesaj atmışlar. İçeri köfte alınması yasak diye. Ben de elimde 5 köfte, 5 kola ile şu anda. Vay arkadaş ya. Yani kızlar sizin yaptığınız iş değil ha. Yani güvenliğe gideceksiniz, köfteyi alacaksınız bu arada. Daha önce bunu defalarca yurtlarda yaptık. Öğrenciler aldı. Bunu bir sorar mısın Mehmetciğim? Yani önce nişan alacaksınız, sonra ateş edeceksiniz. Önce ateş edip sonra nişan alırsanız böyle elimizde köfteler kalır. Şimdi neredesiniz Konya'da? Ben şu an merkez Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi var. Evet. Merkezdeyim. Hocam orada kule var. Kuleye dinlenme... yakın mısınız kuleye? Aynen. Evet. Kule sitenin oradayım ama talep edilen bir yer varsa götürebilirim. Dinleyicimiz diyor ki Medaş tramvay durağında yakınım, yerim diyor. Yakın mı size orası? Yakın sayılır, götürebilirim. Yaklaşık 10 dakikalık mesafe. Yok efendim, o kendisi gelse o zaman atlasın. Çalışıyor mu bu saatte tramvay? Çalışmaz. Yani aracı yoksa da gelmesi zor olabilir. Ben götürebilirim. Onda problem yok. Peki başka efendim, Konya'dan köfte isteyen. Buyurunuz efendim. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. Şu an kule sitenin önünde bekleseniz nasıl olur acaba? Daha mı yakınsınız oraya? Bekleyebilirim. Problem yok. Evet. Kule siteye çok yakınım. Kule sitenin önünde. Tamam mıdır? Konya'dan kim var efendim? Köfte, ekmek ve kolamız var bu arada. Twitter, Instagram Zeki Kayağan, WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. Koyuncu Petrol'e yakın kuleste, gelirse alırım demiş dinleyicimiz. Yakınım, çok yakınım, bilebilirim. Hemen Koyuncu Petrol'e gidelim efendim. İlk köftemiz oraya Koyuncu verelim. Petrol'ün içinde buluşalım. Evet efendim, peki buyurun oraya gidelim. Evet, Koyuncu geçiyorum. Petrol'e geliyor efendim. Araç ne renk? Araç siyah. Peki. Evet. Peki. Evet. Yurtlara 22.30'dan sonra yiyecek alınması yasaklandı. Evet. Şimdi arkadaş, öğrenci yeterince karnı doymuyor. İşte porsiyonları gördük, fotoğraflar gönderildi. Ne yapacak bu arkadaşlar? Peki. Peki. Hareket halindesiniz değil mi? Koyuncu Petrol'e girmeme 30 saniye var ya. 30 saniye var efendim Koyuncu Petrol'e girilmesine. Sıcak köfte, ekmek, yanında kola. Lastik işletmesi var bir tane, hemen onun önünde bekleyebilirim. Buluşması evet. Daha kolay olur. Evet efendim, şimdi bakalım. Neredeydi, ben oraya giderim diyen dinleyicimiz. Gelirse alırım şurada. Evet peki, arayalım. Ben geldim Zeki Bey. Geldiniz evet. Siyah bir araç. Dörtlüler açık olsun. Ya kızlar, yani bütün yayın akışımızı alt üst ettiniz. Bu 5 köfteyi dağıtmaya çalışacağız ya. Alo, iyi günler. Beyefendi, köfte ekmek geldi.
Merhaba Zeki Bey. Koyunca Akar... Hemen iniyorum ben, gidiyorum hemen. Çıplak mıydınız efendim siz? Yok, hemen yakınım, 5 dakika. 5 dakika bekleyemeyiz, hemen çabuk çabuk çabuk. Çabuk. 2 dakika. Hemen. Ne varsa pijama mijama, koş terlik merlik, koş köfte gelmeye. Siyah bir araba, dörtler açık, çabuk. Evet, peki, bekliyoruz seni. Evet efendim, peki bakalım. Porsiyonların o şekilde olması normal, midenin 1/3 boş kalacak demiş. İyi de herkesin midesinin 1/3 boş kalacaksa kabul. Sadece öğrencinin mi midesinin 1/3 boş kalacak? Sadece garibanın mı midesinin 1/3 boş kalacak? Bakalım efendim. Güvenliğin orada yiyip içeri girseler yine mi olmuyormuş demiş. Olmuyor herhalde yani. Evet. Bakalım. Efendim. Erkek yurduna her şey her dakika serbest. Bu ne ayrımcılık mesajı gelmiş. Öyle mi erkek yurtlarında? peki bu MEDAŞ tramvay durağı mesela güzergah üzerinde mi tekrar? Sayılır Zeki Bey. Orası da yaklaşık 8 dakika civarında. Evet, doğru. Köfte ekmek var efendim. Konya merkezdeyiz. Twitter, Instagram Zeki Kayağan. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. Evet efendim. Bakalım. Peki. Zafer Meydanı'na yakın mısınız? Yakınım Zeki Bey. Peki. Oradan almıştım zaten. Ha, oradan aldınız. Güzel ya. Konya'da hala bizim şey vardı. Dur. For example köfte. Duruyor mu hala bilmiyorum. Onu bilmiyorum Zeki. Sokak seyyar satıcı abimiz vardı. Zaman zaman yine katılırdı. Konya'da bu kültür epey yaygın. Sokak köfte. Evet efendim. Bakalım. Biz Kules'te yakınlarındayız. Köfte alabiliriz demişler. Hemen sizi arayalım Tekin. Tekin arıyoruz. Evet. Bir yeşil montlu bir arkadaş mı geldi ama muhtemelen o. Soralım. Matraktan mı kaydı? Aha, korna sesleri geliyor. Koyuncu. Köftesini teslim ediyorum şu anda Zeki Bey. Evet, az önce telefonda konuştuğumuz arkadaş mıymış? Evet, evet. Peki, afiyet olsun kendisine. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Peki. Fotoğraf istiyor musunuz diye soruyor arkadaş. Altan abi bize fotoğraf da gönderin. Ama sosyal mesafeye dikkat edin köfteyi teslim ederken. Buyurun. Tekin, seni arıyoruz, telefonu açmıyorsun. Pek Tekin birine benzemediğin için olabilir mi acaba? Yani hem köfte ekmek istiyoruz deyip hem telefonu açmamak, bunu çözemedim ben çok fazla. Evet. Çok sağ olun. 4 köftemiz kaldı. Tamam. Evet efendim. Evet. Aradığınız kişi şu anda meşgul. Diğer sesinden sonra kendi tarifinizi... Tekin pek Tekin değil herhalde, öyle laf olsun diye yazdı. Adam hem köfte ekmek istiyor, hem telefonunu açmıyor, hem sonra meşgul ediyor falan filan. Neyse. Biz şimdi Koyuncu Petrol İstasyonu'ndayız. Doğrudur. Evet, Koyuncu Petrol İstasyonu'nda. Peki efendim. Ya Mehmetciğim, niye seninle görüşüyor ki arkadaşım? Yani sen niye meşgul ediyorsun Mehmet? Evet. Evet, peki. Kulesi'nin önüne gelecek miymiş, gelmeyecek miymiş yani, evet. Gidebilirim, yaklaşık 1,5 dakikalık mesafe var. Yani bilmiyorum ki Mehmet işte gerekli görüşmeyi yapmış, ben yapacaktım. Mehmet'in yapması gereken telefonu kapat, seni arıyorken orada uzun uzun konuşuyor. Peki efendim. Peki. Görüştük, geliyoruz şu an. Peki o zaman siz Kulesti'ye doğru gidin, Tekin oraya doğru geliyormuş efendim. Tamam. Tamamdır. Kulesti'ye doğru geliyor. Tekin koş! Koş! Evet efendim.
Akşehir'e getirebilir mi? Akşehir çok uzak herhalde. 130 kilometre kadar. Evet efendim. Peki. Manisa'da bir şey ısmarlayan yok mu? Vallahi gördüğüm kadarıyla şu an için yok. Eskiden sinir konusu acayip. Öfkemden pahalı bir akıllı telefonu 4. kattan sokağa fırlatmıştım vardır diyor Gülşah Hanım. Anlatsanıza bize hikayeyi Gülşah Hanım, neler oldu? Evet efendim. Peki. Peki bakalım. Yaklaştınız mı? Çok yaklaştım Zeki Bey. Peki. Efendim çalışıyoruz. Peki. Evet, oraya doğru geliyor Tekin ve arkadaşları galiba. Köftelerin hepsini alacaklar ama Tekin çabuk. Yani bekleyemeyiz. Koş! Evet, kule istenin orada. Bir ara veriyoruz biz. Siz orada aracın dörtlerini açın lütfen. Araç tamam. Siyah renkli. Tekin oraya gelip arkadaşları ve kendisi için köfteleri alacak. Soğumadan gel al Tekin. Bir ara veriyoruz, sonrasında geliyoruz efendim. Sinirimden, öfkemden şunu 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 yaptım ettim dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz. 0216 987 52 32 canlı yayın numarası. 0216 987 52 32 hemen. Kulesi'nin karşısında taksi durağı var. Onun hemen orada dörtlerimi açtım, bekliyorum. Kulesi'nin karşısındaki taksi durağının orada Tekin. Evet, 0216 987 52 32 hemen geliyoruz çut. Öfkemden, sinirimden şunu 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 yaptım ettim dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz. Bu gecenin ana konusu budur dedik, alternatifleri saydık. 0216 987 52 32 0216 987 52 32. Hocam köfteler teslim alındı mı? Yok Zeki Bey, henüz gelen olmadı. Hemen geldik, 3 dakika yazmış Tekin, son 2 dakikan çünkü yazılan bir mesaj var, köfteler soğuyor, biz Busan sanayide çalışıyoruz, açız, köftelere talibiz yazmışlar. Busan sanayi uzak mı hocam? Uzaktayız Zeki Bey, orası da 5 dakikalık mesaj. 5 dakika, peki hocam. Tekin'i 2 dakika daha bekliyorum, sonrasında hareket ediyoruz. Telefon şu an bakıyorum 27 geçiyor, 29'da bu teker döner hocam. Evet, kulesinin karşısındaki... Aleykümselam. Evet abi. Zeki, Tekin Bey siz misiniz? Al abi, 4 köfte olan. Teslim edildi mi efendim? İyi geceler, şu anda teslim edildi. Oh, peki, emekçi arkadaşlarımıza da köfte ve kola git efendim bu vesile. Kime niyet, kime kısmet diyoruz efendim. Az daha Busan sanayideki emekçilere gidecekti bu köfte kollar ama... İbrahim'cim bir dahakine de size ve dostum, ne yapalım? Afiyet olsun. Evet. Görüşmek üzere, hayırlı geceler. Peki. Kesene bereket her şeye rağmen. Afiyet, öğrenciler için de bu girişim. Niyet buydu, akıbet böyle oldu. Çok teşekkür ediyoruz Erden tekrar. Zahmet evet, verdik sana ederim. Dostum. Sağ olasın. İyi geceler. Teşekkürler. İyi geceler. İyi yayınlar. İzmir'den ısmarlayabilirim. Varsa Menemen'e yakın arkadaşlar demişler efendim. Oo, güzel. Peki bakalım kimler gelmiş. İyi geceler, buyurunuz. Alo. 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 Merhaba, tanıyalım, buyurun. Merhaba, hayırlı geceler. Ben Faruk, Ankara'dan arıyorum. Çok sevdiğim bir isim Faruk, hoş geldiniz. Önümüzdeki ay Kafa Dergisi'nde Faruk var. Hayır, sen değilsin yani, Faruk'lu bir yazı var. Ne yapar ne edersiniz Faruk? Üniversite mezunuyum. Hı-hı. Bir üniversitede personel olarak çalışıyorum. Harika. Diğer dinleyicimiz de aldık. Alo. Merhabalar. Merhabalar efendim. Merhabalar. Buyurun. İzmir Karşıyaka'dan Elvan ben. Elvan Hanım hoş geldiniz ve diğer dinleyicimiz de alıyoruz. O kimmiş bakalım. Alo. Alo. Merhaba efendim. Merhabalar Zeki'ciğim. Hayırlı akşamlar. Sağ olun efendim. İyi yayınlar. Sizi tanıyalım.
İstanbul'dan 32 yıllık Ertuğrul. Ertuğrul Bey yolda galiba. Evet, tır peki. Şoförüyüm, yoldayım. Tır şoförüsünüz. O zaman ricam şudur Faruk ve Elvan Hanım'dan. Ertuğrul Bey'le bir konuşalım çünkü kendisi yolda, olur mu? Siz evdesiniz tamamdır. Galiba değil mi? Tabii ki. Peki. Ertuğrul Bey buyurunuz efendim. Ne oldu? Zeki Beyciğim, yaklaşık bundan 4 yıl evvel Ukrayna'dan kereste yüklemiştim. Türkiye'ye geliyordum. Kış aylarıydı. Romanya'dan Bulgaristan'a bir... Bir dakika, Ukrayna'dan nereye geliyorsunuz? Rotayı bir daha alayım. Türkiye'ye geliyorum. Ukrayna'dan Türkiye'ye gelirken hangi ülkelere geçiyorsunuz hocam? Ukrayna'dan Siret kapısından Romanya'nın kuzeyinden Romanya'ya giriyoruz. Ukrayna'dan Romanya'ya giriyoruz. Romanya'dan Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapıyoruz. Aslında o Karadeniz'i dolduracaksın, direkt basıp geleceksin değil mi mesela? Betonla doldursak. Çok uzak değil, yavaş yavaş dolduruyorlar yani, az kaldı. Evet, sonra? Sonra kış şartlarından dolayı Tuna Nehri'ni biz normalde salla geçiyoruz, köprüyle geçiyorduk. Salla mı, tırlar salda mı geçiyorlar? Yani şöyle, onlar sal diyorlar, hani böyle ufak, ne ro-ro gemisine benzer ne bir gemi. Ufak çaplı bir, şöyle 5-6 tane tır alabilen ufak bir gemiyle karşıya bir sal diyorduk kendi aramızda arkadaşlarla. Tuna Nehri bayağı buz kütleleriyle dolu olduğu için şey yapmışlardı. Seferleri durdurmuşlardı o dönemde. Bize dediler ki işte bugün yarın açılacak şirket yetkililere. Çünkü biz direkt muhatap olamıyorduk. Firmadaki yetkililer de onlar işte o firmadaki arkadaşlar muhatap oluyordu. Bize bilgi veriyorlardı. Abi şu gün geçeceksiniz. Bugün gemiyi alacaklar. Size şu gün alacaklar. Bir gün, iki gün, üç gün oyalaya oyalaya bizi mahvettiler orada. Beni daha doğrusu. Geçemiyorsunuz yani. Geçemiyoruz çünkü sürekli şey akıyor. Buz akıyor. Hı-hı. Çalışmıyor Hı-hı. gemiler. Ben diyorum hani yönümü değiştireyim. Güzergahımı değiştireyim. Dolanıp karayı... Ya hocam şey oluyor, vur kafayı yat olmuyor değil mi o tırın arka yatak bölümünde? Ya yatabiliyoruz ama dışarıda -15, -20 derece soğuk var. Arabayı ben... Isıtamıyor musunuz? Isıtıyorum, Weberstorm çalışıyor ama nereye kadar? Sürekli arabayı çalıştırmak zorundayım. Ki 7 gün boyunca arabayı hiç istop ettirmedim. Sürekli Hı-hı. çalıştırdım. Hı-hı. Soğuktan dolayı mazot donmasın diye, işte motor donmasın diye... beni bu şekilde bayağı bekletmişlerdi ve ben en son telefonu falan kapattım. Marşı oradan bir bastım. Romanya'dan Macaristan'a girdim. Macaristan'dan Sırbistan'a girdim. Of. Sırbistan'dan Bulgaristan'a girdim. Böyle Türkiye'ye giriş yaptım. Geldiğimde de beni kovmuşlardı zaten. Sen ne yaptın? Yani niye öyle bir şey yaptın? Sinirinden artık yani kime sinirlendin ama yani kime sinirlendin yani operasyondaki arkadaşlara ama mevsim koşulları ya ne olabilir ki, ne yapabilirler? Ama şimdi ben diyorum ki adamlara, yani diyorum burada bakın bir çözüm oluşturalım, ha bugün hayırın ha bugün hayırın diyorsunuz ama benim burada erzağım bitiyor, ben yani bir hafta boyunca Allah'ın her öğünü makarna yedim, artık mahvolmuştum yani makarnayı yiye ki en sonunda zaten makarna da bitti yani böyle artık kar suyunu falan eritip çay falan yapıyorduk. İşte ne bileyim böyle hazır çorbalar olur ya, böyle suya katıştırıp böyle yaparlar. Evet. Artık kar suyundan öyle kendime çorba yapmıştım. En son o da tükendi yani. Artık bittim yani. Bitecek düzeye geldim. Ondan sonra kapattım telefonu falan. Bu belirlediğim güzel yattı. Ülkeye giriş yapmıştım. Vay be. Peki. Evet. Şu anda da sizin çok sevdiğiniz bir yere gidiyorum. Nereye? Peki Bey. Berlin'e. O, ne diyorsun ya? Neyse evet. İş bulmuşsun yani, harika. Tabii canım. Ama bunu yaparken kovulacağını biliyordun değil mi? Yani bu kadar aslında beklemiyordum. Çünkü çok fazla iş vardı. Ama adamlar çok gözümüzün yaşına bakmadılar. Hı-hı. Gönderdiler. Çok uzun sürmedi ama. Tabii yani tır şoförleri galiba genelde işsiz kalmıyorlar değil mi? Kısa süre içerisinde kesinlikle, oradan oraya kesinlikle. Öbür tarafta öbür tarafa kısa süre içerisinde iş buluyor. Oldukça kıymetli bir iş anladığım kadarıyla. Peki. Hatta yani, sektörde bayağı bir şoför açığı var. Açığı yani. Var diyorsunuz. Peki hatta Türkiye'de bazı ünlü isimler bile Amerika'da tır şoförlüğü yapıyorlar. Global bir iş ve her yerde iş bulabiliyorsunuz bu arada. Kesinlikle. Dil biliyor musunuz?
Yani hepsinden böyle tarzanca diyebilirim. Yani evet. Hiçbir şey, gerçi kimseyle öyle muhatap olmuyoruz. Sadece evrak veriyoruz gümrükçülere. Onlar zaten ne yapacağını biliyorlar. Çok fazla ihtiyacımız. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? 8. yılım bitiyor. Evet, 8. Ne götürüyorsunuz Berlin'e şimdi? Şu an yüküm bu fiber internet kabloları var ya Zeki Bey. Evet. Ondan yükledim. Hı-hı. İnternet kablosu götürüyorum. Vay be. Almanya internet kablosu satıyoruz arkadaşlar. Bunu kutlayalım çünkü ülkemize euro gelecek demektir bu yani. Evet. Çok iyi işler. Şu an neredesiniz? Böyle. Şu an Kapıkule'ye doğru gidiyorum. Neredeyim? Hadımköy'ü geçtim. O zamandayım. Peki hocam, şunu soracağım ben. Elvan Hanım ve lütfen müsaade etsin arkadaşımızın Faruk. Bu yol yalnız çekilmez. Koca yol, koca tır. Evet. Teksiniz değil mi? Bazen yani, şey olmuyor mu ya? İşte Faruk sen de atla gelsene beraber gidelim. De Faruk demiyor mu ya, ben de geleyim birlikte gidelim demiyor. Olmuyor mu öyle bir şey? Yani bazen bunu söyleyen oluyor. Hatta eşimle birkaç defa yaptık bunu. Ama şey değil mi, pasaport vize falan? Tabii kesinlikle pasaport vize olmak kaydıyla olabiliyor arkadaşlar. Bazen birkaç defa arkadaşımı götürmüştüm. Eşimle bayağı bir gezmişliğimiz de vardı. Peki hocam şöyle olmak... diye ki ben dedim ki ya ben de geleyim mi? Ama hani böyle saklanarak kaçak göçek falan olur mu? Mümkün değil geçişte. Yani şu açıdan anlamaya çalışıyorum. Aracı didik didik arıyorlar mı geçişlerde? Şöyle kapılardan memurların elinde böyle şişe benzer bir cihaz var. Aha. Her yere batırıp batırıp çıkarıyorlar mı? Aynen öyle. Yani arabanın içindeki bu vücut ısısını ölçüyor. Hı hı. Ondan dolayı yani çok rahatlıkla... Yani mesela senin nasıl vücut ısısını ölçüyor? Mesela sen panik yaptın, ateşin çıktı falan. Sen niye ısındın falan. Öyle bir şey. Nasıl? Yok da ya şimdi biz arabadan aşağı iniyoruz kapılardan geçerken. O görevli, yani ülkelerin görevli memurları da işte doğru senin sağına soluna geçiyor. O elindeki şişi uzatıyor falan. İçeride kimse var mı yok mu? Ama şişi nereye uzatıyor? Şişi nereye uzatıyor hocam? Mesela brandaların altından doğru böyle aşağı... Onu demiyorum hocam. Brandanın altına demiyorum. Ha sen diyorsun... Kabinin içine. Ha kasada birini taşıyor mu diye... Evet ben öyle anladım. Ha ama yazık, şimdi orada biri varsa kafasına gözüne o şiş girecek değil mi yani böyle bir... Ya öyle bir ihtiyaç var. Ama kabinin içine zaten alamayız. Mümkün değil. Niye? Çünkü her gişede memurlar arabanın içine girip bakıyorlar bir şey var mı yok mu. Bırakın hani bakmayı, bizim teyitlerimizi falan yerlerinden söktükleri oluyor bazen. He. Komple arabanın döşemelerini söktükleri oluyor. Anladım. Yani o yorganı üstümüze çekseksin, arkada yataklar var mı? Hayır mümkün değil. He, olmaz diyorsunuz. Mümkün değil. Anladım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben hayırlı yolculuklar ederim. Diliyoruz efendim. Teşekkür ederim. Sağolunuz. İyi geceler. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Ben de tır şoförüyüm. İtalya'ya gidiyorum demiştiniz. Buluşturayım sizi. Berlin'de arkadaşı karşılayabiliriz diyenler var. Berlin'de nereye gidiyorsunuz? Yani şu an için tam açık adres gelmedi. İlk önce bir Avusturya gümrüğüne girip adres almam lazım. Evet efendim, peki. İyi yolculuklar. Sizi bırakamıyorum ama çok özür dilerim. Yol üstünde bizdeki kadar güzel lezzet durakları var mı bu güzergahta? Yani var, evet, çok güzel yemek yapan yerler var. Yani gerçi biz sabit yerlerde duruyoruz hep. Ama hı-hı, ben genelde Romanya'da güzel çorbaları, Romanya'nın çorbalarını çok severim. Peki. Bulgaristan'da güzel yemek yapan yerler de var. Evet. Onun dışında zaten genelde biz kendi yemeğimiz kendimiz yapıyoruz Zeki. Peki efendim. Kolay gelsin. Yine bırakamıyorum sizi. Yani yanınıza yemeklik malzeme mi aldınız? Durup yemek tabii yapacak. Kesin. Ne aldınız tabii malzeme? Yani kuru gıdamı aldım. Kapıdan, Bulgaristan'dan etimi alıyorum. İşte kıymamdır, etimdir. Bulgaristan'da et daha ucuz diye oraya mı sakladınız? Yani açıkçası nedendir bilmiyorum ama oranın etleri sanki daha lezzetli gibi geliyor bana. Bulgaristan'ın toprakları da böyle daha henüz zehirlenmemiş. Hayvanlar gayet güzel otlarla besleniyorlar. Yok canım, bizde topraklarımız zehirlenmiş değil de. Peki. Hem daha uygun dediğim. Uygun. Bulgaristan'dan evet. Et alıp ne yapacaksınız mesela? İlk durakta ne planlıyorsunuz? Etli kuru fasulye mi? Yok, o kadar ağır değil de daha çok böyle basit ne yapabilirim? Tavada eti kızartabilirim işte, ya da makarna
etli makarna gibi bir şeyler yapabilirim. Belki bir köfte alıp hamburger tarzı böyle daha çok kısa sürelerde hamburger yapacaksınız. Evet. Hamburger köftelerinden falan alıyorum. Böyle. Neresinde yapıyorsunuz bunu tırın? Dorset'in sağ tarafında dolaplar olur. O dolapların içinde bizim tüpümüz var, tenceremiz, tavamız var. Artı orada bir tane de ayrıca buzdolabımız var. Oralarda muhafaza ediyoruz. Orada yapıp içeride mi yiyorsunuz yoksa sandalye masa orada yiyor musunuz? Hava şartlarına göre değişiklik gösteriyor bu. Ama tabii soğuk yani havada da orada yapıyorsunuz. Yaparken üşüyorsunuz o zaman. Tabii kesinlikle o kaçınılmaz. Yani soğuk hava şartlarında da dışarıda yapıyoruz yemeği. Zaten içeride tüp kullanmak oldukça riskli durum. Yani kabin içinde özellikle tüp kullanmak çok riskli. Onun her halükarda dışarıda yapıyoruz yemekleri. Peki efendim. Çok teşekkürler, iyi yolculuklar. Ben o yemeği ederim. Yaparken de ilk durakta bir fotoğraf çekin, bize atın bakalım nasıl yapıyorsunuz, tamam? Tamam. Ne zaman yaparsınız? O yarın mı olur, pazartesi mi olur? Artık bu yarın olur, pazartesi fotoğraf gönderirim. Ha, yaptığınız zaman fotoğrafı çekip pazartesi gönderirsiniz, tamam? Tamam. Pazartesi tamam. O zaman dönüş yolunda birlikte miyiz? Dönüşe daha çok var, en az 15 gün. Aa, tamam, peki. İyi yolculuklar, görüşürüz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Şu anda yolda olan birçok dinleyicimiz var. Birçok tır şoföründen mesaj geliyor. Ben de Hollanda'ya gidiyor demiş. İyi yolculuklar. Hollanda'ya giden tır şoförümüz var. İtalya'ya giden var. Almanya'dan dönen var bu arada. Oğuz'un babası Almanya'dan dönüyor. Diyor ki babam Türkiye'den çıkmadan önce 1.000 liralık erzak alıp çıkıyor. Oğuz, baban getiriyor mu bana patates? Ben bak günlerdir bana Almanya'dan patates geliyor diyorum. Geldik efendim. Elvan Hanım ve Fuara, tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Sinirinizden neler yaptınız? Elvan Hanımcığım, bana Faruk biraz depresifmiş gibi geldi. Sanki Faruk'u beklettikçe sinirleniyormuş böyle. Burnundan soluyormuş gibi hissediyorum. Öyle mi Faruk? Ben korkmaya başladım senden ya. Estağfurullah, kesinlikle öyle değil. Ben çok heyecanlıyım. Heyecan olduğu için. Aa, anladım. Anlat bakalım, ne oldu? Sinirinden, öfkenden ne yaptın? Ben ne bileyim. Ne bileyim dolayı, bilmezsen nasıl konuşabiliriz? Var. Evet. Tabiattan galiba, ben sinirlendiğimde ya da öfkelendiğimde çok ağlıyorum. Yani o başımıza gelebiliyor, bir tek sana özel bir durum değil, evet. Ama ben sadece ağlıyorum. Ha, sadece bağırmam çağırmam diyorsun. Her sinirin içinde ağlar mısın? Evet. İmam Hatip Lisesi'nde okuyordum. Lisede münazaralar oluyordu. İki hafta üst üste münazarayı biz kazanmıştık. Üçüncü hafta hoca bizi biraz zorlamak adına zor bir konu vermişti. Konu şeydi, yoğurt siyah mı olur beyaz mı olur? Bunu mu tartışıyorsunuz daha yararlı, evet, konular varken? Bunu tartışıyorduk. Ve biz iki hafta kazandığımız için biraz zor olsun diye siyahı savunuyorduk. Sonra bayağı üstten konuşmaya başlayınca muhataplar. Nasıl ben yoğurdun siyah olduğunu nasıl savunuyordunuz? Ya, kelime oyunu yaparak. Ha, evet. Ben de şey demiştim. Hani şöyle bir şey söylemiştim. Dedim ki yani ineğin, yani yoğurdun ham maddesine sahip olan ineğin yediği besinler ya yeşil yiyor ya sarı yiyor. Ama evet. Pisliği çok affedersiniz, kahverengi. Evet. Ama yeşilli beyaz sarının birleşiminden kahverengi olmaz. Eğer böyle bir ihtimal varsa yoğurdun da siyah olma ihtimali var demiştim. Bunun üzerine dediler size? Bunun üzerine pardon, bir misafirimiz geldi. Hep bas oraya, basma. Oraya basarsan fena şeyler olabilir. Epi. Bak buraya. Çok özür dilerim efendim. Evet. Evet, sonra? Bunun üzerine karşı taraftan bir bayan bana şey demişti. İhtimallerle münazara yürümez. Bunlarla ancak kafa karıştırırsınız. Beni biraz aşağılar tavırda konuşmuştu ve ben bunun üzerine 4 gün boyunca odamdan çıkmayıp sadece ağlamıştım. Ağlayarak uyuyakalıyordum ve uyandığımda tekrar ağlamaya başlıyordum. Siz kaybetmeyi sevmiyor olabilir misiniz acaba? Kaybetmeyi, evet, sevmiyorum. Yenilmek size ağır geliyor olabilir mi? Ya yenilmekten hani
güzel bir şekilde yenilebiliriz. Hani yenildiğimiz zaman ya dersin ki karşı taraf iyi konuştu, işte mantıklıydı, haklıydı, yendi. Ama karşı taraftan bir aşağılar tavır gördüğümde bu beni sinirlendiriyor. Çok mu aşağılanmış hissettiniz kendinizi? Yani çünkü bir fikir tartışıyorsun. Fikir ne kadar saçma olursa olsun, eğer böyle bir konu varsa, ben saygıya çok önem verdiğim için bunu bir saygısızlık olarak görmüştüm. Evet efendim. Ne dersiniz Elvan Hanım? Benim derdim başka ki. Umurumda değil, ben Faruk demedim bile diyorsunuz. Hayır yani ben kaybetmişim, ne bileyim aşağılama, dalga geçmişler falan, bunları takmam. Ya beni sinirlendiren ihanet. Hayır tamam, sizin konunuza geleceğiz. Faruk'un bu derece hassas olmasına ne diyorsunuz, onu soruyorum. Ya o karakteriyle ya da burcuyla alakalıdır herhalde. Benim eşim de çok ağlar mesela. Burçla ne ilgisi var efendim bunun? Yani ne bileyim, öyle diyorlar ya, ben burçlara inanmam da. Ama hani yine de şansımı deneyeyim diyorsunuz. Hassas burçlar falan diyorlar. Ne diyorlar efendim? Hassas duygusal burçlar oluyormuş falan filan. Siz hassas duygusal burçlardan birine mi aitsiniz Faruk Bey? Evet. Hangisi efendim? İkizler. İkizler. Oldu mu efendim, evet. İkizler uygun mudur? Uygun herhalde, ben anlamam. Evet, ben hiç anlamam ama böyle apışıp kalırım efendim ben. Peki yani ben ne bileyim, eve geldiniz, anahtarınızı kaybetmişsiniz diyelim ki. Ya bir yerde unutmuşsunuz ve dışarıda kaldı. Ağlar mısınız sinirinizden? Ben ağlarım. Allah Allah. Yani çilingiri arayayım ya da anahtarı kaybettiğim yeri düşüneyim, gideyim anahtarı bulayım falan diye düşünmez misiniz? Mantıklı bir yaklaşım olmaz mı? Önce bir sinirimi çıkarırım, ondan sonra çözüm bulmaya çalışırım. Önce ağlar, sonra çözüm peşine düşerim diyorsunuz. Evet. Gerçekten çok ilginçmişsiniz. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Saygı dizisindeki Ercüment Çözer'e benzettim arkadaşı demiş. Niye? Ne ilgisi var efendim? Happy'nin fotoğrafını görebilir miyiz? Tabii hemen paylaşıyorum birazdan. Stüdyomuzu ziyaret eden evimizin 3. üyesi Kaju ve Sushi'den sonra Happy Hanım'ın fotoğrafını size paylaşıyorum efendim. Peki destek aldınız mı ya da hiç tedavi gördünüz mü? Ben destek almak istedim. Hı-hı. Ama yani bunu ne bileyim, kendimi yakıştıramadım. Niye? Çünkü niye yakıştıramıyorsunuz ya? Neden? Ya eğer, ne olur ki yani? Eğer destek almayı kabul edersem kendimde bir sorun görürüm. Bir sorun var zaten. Bu bence bir sorun değil. Neden? Ne yapmam lazım yani, ortalığa bağırıp çağırayım, ortalığı yıkayayım mı yani? Hayır canım, işte bağırıp çağırmayın, ortalığı yıkmayın diye destek almanız zaten size katkı sağlar. İşte bu yüzden yaşam koçu oldum ben. Yaşam koçu mu oldunuz? Evet. Nasıl yaşam koçu oldun? Destek almayı... Yani gece yattım, sabah kalktım, koştum mu diyorsunuz? Hayır. Nasıl? Bunun eğitimini aldım. Ya kimden aldın? Bunun eğitimini veren kişi nereden mezun olur? Yaşam koçu fakültesinden mi? Hayır, psikologtu kendisi. Ya psikolog yaşam koçu ile ilgili eğitim verebilir mi? Yaşam koçluğu demek yani, akademik bir durum var mı yaşam koçluğunun? Tabii ki okumuştu. Nerede okumuş? Yani eğitim aldığı vallahi okulda yaşam koçluğu ile ilgili bir konu mu işlemişler? Onu tam olarak ben de bilmiyorum ya. Çok mu param var? Benim mi? Aslında hiç param yok. Niye peki yaşam koçu gibi bir meseleye takılmış durumdasın? Psikolojiye çok önem veriyorum. O zaman psikolojiyle ilgili, yaşam koşuyla ne alaka? Ya ortada çok psikolog var ya. Çok psikolog yok mu? Evet, ben öyle görüyorum. Happy'nin fotoğrafını çok istiyorum diyeceğimiz. Happy'nin ilk fotoğrafı bu arada. Instagram'da story'de görebilirsiniz. Zeki Kayağan hesabında, evet. Happy Hanım, evet. Yani çok psikolog olsun ama yaşam koçluğuyla psikolojinin ne ilgisi var? Yaşam koçluğu da aslında psikolojiye hitap ediyor. Psikolojiye hitap ediyor. Nerede hitap ediyor? Genel anlamda. Siz ne mezun, nereden mezun olmuşsunuz?
Ben İlahiyat Fakültesi'nden. Üniversite demediniz mi az önce sonrasında? İlahiyat da üniversite değil mi? Ha doğru, ben İmam Hatip dediniz diye hatırlıyorum. Sonra İlahiyat. İmam Hatip sonra evet. İlahiyat mı? Evet. Evet. İmam Hatip dediniz de İlahiyat. Hangi İlahiyat Fakültesi? Eskişehir. Eskişehir. Psikoloji eğitimi almış olmayı diler miydiniz? Psikoloji bir okul okumadım ama kitaplardan kendimi geliştirmeyi düşündüm. Hatta geliştirdim. Zannetmiyorum. Mesela Freudgen yaklaşımla ilgili neler söyleyebilirsiniz bize? O konuda gerçekten bilgi sahibi değilim. Ama yani. Abi psikoloji Freud'la başlıyor, Freud'la bitiyor. Yani en bilgi sahibi olman gereken konu bu. Kendimi geliştirdim dediğin, yani ne konuda geliştirdin, işte insan içine kapanıksa ona şunu söyleyin, başını okşayın, bir bardak su verin falan, böyle bir şey mi? Evet, ben bunlarla ilgileniyorum genellikle. Çünkü bunlar lazım. Psikoloji budur diyorsun yani, bir bardak su verip başını okşamaktır. İnsanlar artık teselli arıyor ya. Bir teselli ver. Budur yani psikoloji, öyle mi? Artık günümüzde işleyen bu. Ama mesela, psikoloji bu değil ki. Ama günümüzde işleyen bu. Bir dost tavsiyesi ister misin? Lütfen. Mutlaka yardım al. Çok şey değişecek. Teşekkür ederim. Çok şey değişecek. İnan bana dostum. Yani sen, çok teşekkür ederim. Bende bir eksik mi var ki? Bende bir hata mı var ki? Yardım almak ne kadar kötü bir şey falan. Bunlardan kurtul lütfen. Bu düşünce hepsinden kurtul. Ben destek aldım ve inanılmaz huzur buldum. Evet, çünkü eksik vardı. Babamı kaybettikten sonra o üzüntüyle mücadele edemiyordum. Üstüme üstüme geliyordu. Yani ben bu durumda kendim, bir şeyler az bende, bende yani olmaz. Nasıl giderim, hiç yakışıyor mu bana diye düşünemem ki ben. Evet, ruhum rahatsızdı. Ruhen iyi hissetmiyordum. Nasıl boğazım ardında gidiyorsam bunun içinde gitmek iyi gelecekti ve gittim ve çok faydalandım. O yüzden bir sakıncası olmaz. Yani ben psikolojik olarak kendimi iyi hissetmiyordum. Yaşam koçu oldum. Olmaz. Bu çözmez. Ben psikolojiyle ilgili kitaplar okuyarak kendimi geliştirdim deyip Freud'u tanımıyorsan, Freudgen yaklaşımı bilmiyorsan olmaz. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Evet. En kötü zamanımda yaklaşık 3 senelik bir dönem geçirdim. Seni en kötü olduğum zamanda tanıdım. Ve gerçekten belki bir psikologdan daha iyi geldin bana. Ya ben bir psikologdan iyi gelemem. Ben bir popüler kültür ürünüyüm. İnsanları eğlendiririm. Eğlendirmek için elimden geleni yaparım. Sizi derdinizden, sıkıntınızdan bir sürü uzaklaştırmış gibi olsam da bu derinlerdeki sorunları çözmez. Lütfen. İnsan korkuyor derinlerdeki sorunlara inmeye ya da onlarla yüzleşmeye. Yüzleşmesen de hep gözünün önündeler zaten. Kaçamazsın ki. Bu korkuyu nasıl yeneceğiz? Muhakkak destek almamız alacaksın. Lazım. Evet, 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 evet. Kesinlikle. Hayatımda bu kadar faydalı konuşma çok nadir olmuştur. Allah Allah. Benim için sıradan boş bir konuşmaydı oluşan. Bir seviye farkı. Peki dostum, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi geceler. Ben teşekkür ederim. İyi geceler. Elvan Hanım. Buyurun. Evet efendim. Buyurunuz, siz ne yaptınız sinirinizden? Buyurun. Ya ben hangi birini anlatayım? Deminden beri onu düşünüyorum ama bilmiyorum ki. Ya ben kolay kolay sinirlenmem. Öfkelenmem. Otokontrolüm vardır bir yere kadar. Ama benim eşim de, çok seviyorum onu. Ama hovarda. Hovarda. Hovardanın önde gideni. Çok onu böyle hani ihanette yakaladığım zamanlarda yaptığım çılgınlıklar oluyordu da hangi birini anlatayım? İhanette yakaladığım dediğiniz efendim, yani nasıl? İş üstünde değil. Efendim, çok kaba bir ifade, rica ediyorum, evet.
Yani bir kadınla yakaladın demek daha zarif bir ifade. Size yakışan yani, olarak. Bir kadınla görüşürken, buluşurken, yazışırken gibi. Evet. O şekilde değil. Nasıl yani sadece hislerinizle mi? Yok. Yani benim eşim yalan söylemeyi hiç beceremez. Çok açıklar bırakırdı. Bu arada eşimin ihanetlerini AÖ ve AS olarak ayırıyorum. Nasıl yani? Alara'dan önce dizginlenemez biriydi. Ama Alara'dan sonra duruldu gibi. Ya durulmuş arada numarası. Bir, Alara kim? Birinci soru bu. Alara benim kusursuz kızım. Ha peki, kusursuz kızınız. Peki ya durulmuş numarası yapıyoruz efendim? Valla bu saatten sonra ben uğraşmıyorum. Alara hakkından geliyor onun. Evet efendim. Peki sürekli kontrol altında mı? Artık değil. Yani onun kontrolü falan hepsi. Ya zaten artık ununu eleyip eleğini asacağı zamanlar geliyor. Yani 55 yaşında. Bu saatten sonra da kıymetimizi anlayıp pişman olduğunu düşünüyorum. Artık yapıyorsa da karda yürüyüp izini belli etmemeyi öğrenmiştir. Aa, bunu bir öğrenim olarak görüyorsunuz. Peki öğrendiyse ve haberiniz yoksa içiniz rahat mı, tamam mıdır? Oldu mu yani? Yani göz görmeyince gönül katlanır. Peki efendim göz görmeyince... Ama gördüğün zaman da ortalık karışır. Evet efendim. Peki gönül katlanmazken göz görebilir mi? Görüyor efendim peki. Yani görmek istersen görürsün. Evet. Her şekilde görürsün. Peki siz şu an görmek istiyor musunuz? Hayır. Ya eşimi görmek istiyorum tabii ki. Efendim bizim Mehmet diyor ki yani karda yürüyüp izini belli etmiyorsa diyor. Adeta bir ustalaşmış da olabilir bu konuda diyor. Ama yok ya, benimkisi ustalaşmaz. O yalan söylemeyi beceremiyor çünkü. Yani yalan söyleyeceği zaman gülmeye başlar. Tuğra'nın en büyük özelliği o. Peki o ya sizin yalan söyleyince gülmeye başlar tespitini yaptığınızın farkındaysa ve bunu suistimal ediyorsa? Yok. engelleyemiyor bunu. Evet. Peki siz sinirinizden ne yaptınız bu durumda? Ya mesela bir anımı anlatayım mı? Buyurun efendim. Yemeğe çıkacağız. Oğlumu anneme götürdüm, bıraktım, gelip beni oradan alacak. Hazırlanmışım, telefon açtı bana. Dedi işte şu an bir müteahhitle dedi görüşmem gerekiyor. Ondan sonra işte seni biraz geç alabilirim. İyi tamam dedim. Ama kurtlar kaynamaya başladı. Çünkü adamın background'unu biliyorum ya. Aradım, neredesin dedim. Aa, Sancak'ta Sera'dayım, bekliyorum dedi adam. Ama oradan kadın sesleri, kız sesleri falan geliyor. Tabii masalar yakın olunca yan masalardan seslerin gelebileceğini düşünmüyorum ben. Direkt ha dedim, bu gene kızları aldı yanına gitti. Alsancak'ta keyif yapıyor gibi düşündüm. Hemen çocuğu anneme bıraktım. Annem gitme kızım, etme kızım. Aa, atladım taksiye Alsancak'a. Şimdi Alsancak'ta iki tane Sera vardır. Biri La Sera, biri Sera. Hangisinde olduğunu bilmiyorum. Önce La Sera'ya daldım ama nasıl öfkeliyim, nasıl sinirliyim. En sonda, en dipte köşedeki masada baktım iki kişi oturuyor. Adam da arkadan eşime benziyor. Ellerimi belime koyup masanın başına bir gitmişim. Şöyle bir döndüm adama, bir baktım. Aa, benim adam değil. Oradan daha ileri gidebileceğim bir yer yok. Duvar var, yani duvara çarpmam gerekiyor. Ama ellerim de belimde. Kadın falan ikisi de bana bakıyorlar hani ne oluyor gibisinden. Çaktırmadım, döndüm. Çıktım, daha da sinirlendim. Şimdi eşimi yakalayamadım ya orada. Daha çok öfkelenip bu sefer Sera'ya yürüdüm. Yaklaşırken görüyorum eşim oturuyor. Jaws gibi yaklaşıyorsunuz efendim, değil mi? Kadın yok ama yanlarında. Evet biliyorum, siz Jaws gibi yaklaşıyorsunuz diyorum. Ama ben öyle böyle yaklaşmıyorum. Yani ben o sakallı müteahhit adamı
kadın da olarak algılıyorum böyle sarışın o kadar kurmuştum kendimi. Gene benim her zamanki sinirlendirdiğim pozisyonda elim belime gidiyor. Direkt masaya geldim. Karılar nerede dedim. Of çok yani şey kaba bir insansınız. Yani vallahi öyle dedim. Bu yaşıma geldim. Hala utanıyorum o yaptığım şey ya, için. Utanmalısınız. Bu ne biçim çirkin ifade, evet. Hı-hı. Vallahi öyle dedim. Hı-hı. Ondan sonra eşim masanın örtüsünü kaldırdı. Masanın altına saklanmışlardı. Sen gelince kaçmışlar dedi. Evet. Ondan sonra bakıyorum masada 3 kişiler 3 tane bardak var. Yani herhangi bir kadın olduğuna dair bir bulgu yok. Ama daha öncesinde bu olduğu adeta için... Adeta olay yeri inceleme uzmanı gibisiniz yani. Peki... Yani ben bu oldu diye kesin oldu gözüyle böyle hani hala o şey yaptınız mı böyle yani. Bardaklar falan dudak izleri falan aradınız mı? Onu yapmadım. Aa bak onu eksik yapmışsın. Sonra sandalye çektiler bana. Yenge buyur otur falan. Eşimi orada rezil ettim. Hı. Ama kendim daha çok rezil oldum. Evet. Şu an 50 yaşındayım. Hala utanırım bu yaptığım hareketten dolayı. Ama bunların boşa çıkmadığı zamanları da yaşadım. Ben size en utandığım zamanı anlattım. Eşiniz nerede şu anda? Burada değil. Nerede? Yani şu an Ali Ağa'da. Ne yap? Aha. Eşinizden mesaj geldi bakın. Ya hayır. Kim o? Normal şey tweet şeyi bildirimi geliyor. Tweet bildirimi ha. Ali Ağa'da ne yapıyor eşiniz? Ya bir arkadaşını ziyarete gitmişti. Bu saatte. Ya bu saatte değil gündüz gitti. Gündüz yani gitti. Yani orada kalacağız. Nereden? İzmir'den arıyorsunuz bizi. Evet. Ali Ağa ne kadar uzaklıkta evinize? 70 kilometre. Git, gündüz gitti hala gelemedi mi? Hayır gelmeyecek. Bu gece orada kalacak. Ama yani sağlam geldi. Yanlış yapmıyor. Hayır. Arkadaşı kim? Yani akrabamız, bir aile dostumuz. Geçmiş olsun diye hastaydı. Onlara gitti. Geçmiş olsun efendim. Şimdi kim kime geçmiş olsuna gittiğinde orada yatıya kalıyor hanımefendi. Yani hayatım boyunca öyle. Defalarca geçmiş olsuna gittim, o evde kalmadım efendim. Hatta bir söz vardır, hasta ziyaretinin kısası makbuldür derler değil mi efendim? Bir ortamda kalır 15 dakika sonra bir der ki ha haydi bakalım hasta ziyaretinin kısası makbuldür, dağılırlar. Bu adam gidiyor hasta ziyarete yatıya kalıyor efendim. Hani geçmiş olsun ne kadar yani, sabaha kadar geçmiş olsun. Ha geçiyordur belki, onu da bilmiyorum ama yani sabaha kadar geçmiş olsun olmaz. Ha size geçmiş olsun. Ya içime kurt düşürmeye çalışıyorsunuz ama. Hayır, içinize kurt düşürmeye çalışmıyorum. Kurtlar zaten dışarıda efendim. Cirit atıyor zaten. Bu nasıl geçmiş olsun? Bak sorayım. Şu dinleyicilerime sorayım. Efendim hiçbir hasta ziyaretine gittiğinizde yatıya kaldınız mı? Buyurun efendim. Twitter, Instagram, Zeki Kayağan. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. Ama hastaya bakıyor orada. Hastaya mı bakıyor? Nesine bakıyor yani, bakmak zorunda yani. Erkek olduğu için hasta, ona bakmak zorunda. Öyle dedi size de oraya giremeyin diye. Ay ya Duran, senin günahını alıyorlar. Ay. Almıyorum. Almıyorum. Siz gidip bar bar dolaşan kafelerde kocası arayan bir kadınmışsınız. Onu diyorum. Böyle düşünen niye böyle düşünmüyor? Onu anlamaya çalışıyorum efendim. 20 sene önceydi o. 20 sene önce. Efendim bir insan yedisinde neyse yetişsin o derler. Bir de alışmış çalışmış lan beter mi? Öyle bir laf daha var. Tanışalım mı? Evet. Yok. O artık bunu eledi, eleğini astı. Hayır. Siz peki hala elemeye devam ediyor musunuz? Yok yok, etmiyorum. Siz de astınız. Ben artık güveniyorum kocama. Onu değil, siz eleği astınız mı asmadınız mı? Benim eleğim... Benim eleğim hiç olmadı ki. Sizin eleğiniz hiç olmadı mı? Yazık. Yani o bir tek elek erkekleri mi oluyor efendim? Eliyorlar, onun da asıyorlar. Yani.
Siz elemediniz mi hiç? Elemedim. Hadi be. Turan Bey sürekli eleme halindeydi ama, öyle mi efendim? Çok elerdi. Eledim eledim, hölük eledim. Aynalı beşikte canım bebek beledim. Sonra? Sonrası bu kadar. Ablacığım, Tura ismi neydi beyefendinin? Turan. Ha, Turan abi sürekli eleman. Siz ne yapıyorsunuz? Şimdi siz elemezseniz Turan abi eleyecektir efendim yani. Hayır, elemezse elenirsiniz, elemezseniz yani. Evet. Yok yani öyle değil. Yani benim kocam sadık, öyle söyleyeyim. Nasıl efendim? Benim kocam artık sadık. Sadık. Evet. Hmm. Yani gözümle görsem inanırım tabii de. Ya. Ama görmeyeyim. Siz şey geldi, benim kocam yapmaz durumuna geldiniz tekrar yani. Geldim geldim. Harika bir şey efendim. Alara sayesinde. Evet efendim. Peki. Ben bilemedim efendim. Hasta ziyaretine gittiğimde yatıya kalmadım hiçbir zaman Zeki, demiş dinleyicimiz. Bakalım. Hasta ziyaretinde bu kadar kalınmaz. Zaten adetlerimizde bu yoktur denmiş. Çok geçmiş olsun Elvan Hanımcığım diye mesajlar geliyor efendim size. Maksimum 15 dakika otururum. 16 dakikada kapıya bakarım. Hanımefendiye geçmiş olsun mesajı gelmiş efendim. Evet. Peki efendim. Yok yok. Gerçekten çok yakın bir aile dostumuzun bu gecelik bakımına, yani öz bakımını yapmak zorundaydı. O yüzden orada. Öz bakım. Öz bakım. Hmm, anladım efendim. Yani yok, benim kocam yapmaz. Yapmazsın değil mi Turan? Yapmazsın değil mi geçmiş için? Nasıl efendim? Ya yani ben kendi kendime kocamla konuşuyordum da. Evet efendim. Dinliyor mu bizi şu an, radyoyu dinliyor mu? Dinliyorum. Evet efendim, annemin bir lafı var diyor. Affedersiniz, gözü, görme organı. Gözü çömleğe girmiş adamın peşinden koşsan ne fayda? Ya ben koştum ama sonunda kazandım. Kazandın. Neyi kazandınız efendim? Çok şimdi efendim dinleyicilerimiz diyor ki Turan abi, Turan abi eleyi duvara asmamış olabilir mi diyorlar efendim. Yani. Ya ama çok kötüsünüz ya. Aklıma kötü şeyler getirtiyorsunuz. Efendim, Turan abi doktorculuk oynuyor olabilir mesajı gelmiş bu arada. Ya doktorculuk değil de ben hastanedeki hemşireleri düşünmeye başladım şu anda. Düşünmeyin efendim, oralara hiç girmiyor. Hiç mesleki kısımları bırakalım, zaten zor şartlarda çalışıyorlar. Bu ifadede söylenmemiş gibi hissedelim. Tabii doktorculuk başka bir şey, bu başka bir ifade ama kırılmaya hazır birçok insan var. Geçtik orayı. Şimdi efendim? Evcilik oynuyordur. Evcilik oynuyordur, evet diyorsunuz. Evet peki. Peki kocanızı şu saatte arayalım mı? Uyuyor olabilir. Arayayım. Hmm, çabuk mu uyur? Evet çabuk. Yani. Hemen arkasından uyur mu? Ay uyur. Uyur. O zaman uyandırmayalım efendim. Uyusun. Tamam. Yorulmuştur şimdi efendim. Yani hasta baktığı için yorulmuş tabii, olabilir. Tabii. Biz erkekler öyleyiz efendim. Hastayı bakarız hemen sırtımız döner uyuruz efendim. Aa baktım hasta, geçmiş olsun, ah uykum geldi. İyi geceler, görüşmek üzere, sağ olun. İyi geceler geçiyor. Yasal uyarı. Sevgili radyo dinleyicileri, dinlemiş olduğunuz radyo programı sonrasında üstünüzü örtünüz, uyuyunuz. Aman dur bir televizyona bakayım, belki bir şeyler bulurum merakı genelde fos çıkmaktadır. Zira bu saatte televizyonda ürün tanıtımları, seyri zor filmler, miadı dolmuş diziler yer almaktadır. İyi uykular. Yasal uyarı. Matrix.